Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Düzce'de okulda boğazına erik kaçan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Hira Nur Kalkan, kaldırıldığı hastanede 21 gün sonra hayatını kaybetti. Hira Nur'un cenazesi Nevşehir'in Avanos ilçesinde toprağa verildi. Geçtiğimiz Mayıs ayının 10'unda Düzce Konur Alp İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Hira Nur Kalkan'ın derste boğazına erik kaçtı. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Hira Nur, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Boğazına kaçan erik çıkarılan küçük kızın uzun süre beynine oksijen gitmemesi nedeniyle durumu ağırlaştı. Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'ne sevk edilen ve 20 gün boyunca hayata tutunmaya çalışan Hira Nur Kalkan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi Nevşehir'in Avanos ilçesine getirildi. Hira Nur Kalkan, Avanos Mezarlığı Taziye Evi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye küçük kızın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Değerli arkadaşlar, kardeşinize haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Allah'ın rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Cenab-ı Allah huzurunda inşallah bizleri şefaatine nail eylesin. Amin. Allah rızası için, kardeşimizin ruhu için, cümle geçmişlerimizin ruhları için El-Fatiha. Nevşehir'de kontrolden çıkan minibüsün takla attığı kazada sürücü yaralandı. Kaza gece saatlerinde Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi Nide Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre 50DZ858 plakalı Mercedes Vito marka minibüsün sürücüsü Emre Ş. Nide Kavşağı'na geldiği esnada sağından geçen araca vurmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarpan araç takla atarak yan yattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Emre Ş. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. Nevşehir'de kurban almak isteyen vatandaşlar almak istedikleri hayvanı Tarım Cebimde uygulaması ile sorgulayabilecekler. Tarım ve Orman Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayvanların taşınması ve satışına ilişkin bir dizi önlem aldı. Vatandaşlar almak istedikleri hayvanı Tarım Cebimde uygulaması ile sorgulayabilecekler. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Cebimde uygulaması, kurbanlık seçimi öncesinde de aktif olarak kullanılıyor. Mobil uygulama ile satın almak istenen hayvanların küpe numaraları girilerek detaylı bilgilere ulaşılabiliyor. Bu bilgiler içinde aşılama bilgileri de var. Bunun için Tarım Cebimde uygulamasında bulunan hayvansal üretim menüsünden küpe sorgulama kısmına girmek yeterli. Hayvanları, yaşı, ırkı, türü ve sağlık bilgileri buradan görülebiliyor. Uygulama tüm mobil uygulama marketlerinde ücretsiz olarak sunuluyor. 17 yaşındaki gencin ölümü tüm Nevşehir'i yasa boğdu. Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi halkından Yusuf Yorulmaz'ın oğlu Ramazan Yorulmaz 17 yaşında hayatını kaybetti. Gencin ölüm haberi ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm Nevşehir'i yasa boğdu. Ramazan Yorulmaz'ın cenazesinin yarın gün içerisinde kılınacak olan cenaze namazının ardından Acıgöl'e toprağa verilmesi bekleniyor. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Nevşehir Anadolu RTV olarak Nevşehir Hastanesi'nden kendisini sorumlu vatandaşlarımız.
Ben size bir şey söyleyeyim mi? Aylığı 10-15 bin lira olan emekliye pazar çok çok pahalı. İyi dinle bak ha. Aylığı 20-25-50-60 olanlara pazar bedava. Tamam mı kızım? Pazarda fiyatlar nasıl efendim? Daha ne yapalım? Eller kollar dolu biraz. Daha ne işte. Fiyatlar nasıl pazar? Koşmuş gidiyor. Ben sana acaba. Pazar fiyatları efendim olana çok güzel. Olmayana da çok pahalı yani. Olan ama çok güzel yani. Cebinde param varsa gerçekten çok güzel yani fiyatları. Hiç olan da zaten para kıyamet gibi. Olmayan da yok. Dün hafta gelmiş miyiz pazara? Evet, ben pazarcıyım zaten kendim. Evet. Geçen hafta nasıl fiyatlar? Hemen hemen aynı yani. Bir değişkenlik yok ama bu ara bir sel olmuş galiba şey tarafından. Hani o hava durumlarından dolayı biraz daha fiyatlar ister istemez değişkenlik gösteriyor. Yani üreticiden tüketiciye ulaşana kadar ister istemez araya bazı hani şeyler giriyor. Ama hala yani ne kadar hani zorluk da olsa, ne kadar geçim zorluğu da olsa insanlar gene bir şekilde yolunu buluyor, alışverişini yapıyor. Gördüğüm kadarıyla yani insanların da böyle geçim sıkıntısı var ama yok gibi. Bereketimiz yok. Geçim sıkıntısı var gibi ama yok. Ama hani bereketimiz azaldığı için ister istemez de böyle bir durumlar ortaya çıkıyor. Şimdi Kurban Bayramı'nın gelmesi fiyatları etkiliyor mu derken şimdi insanlarımız hani et alacak işte. Hani inekli o sıkıntı olduğu için ister istemez fiyatlarda da biraz hani yüksek de olsa az da olsa insanların biraz da hani alışverişini az tutmaya bakıyor. Niye? Çünkü bayram geliyor yani. Bayram alışverişi farklıdır. Pek burayla da alakalısı olacağını düşünmüyorum. Pazarcıyım ben de, peynirciyim ben de. 16-17 numara Doğanlar peynircilik diye. Peynirci hanım var. Müşterilerimizi bekleriz her zaman. Her zaman iyi bir müşteri. Geçen hafta gelmiştiniz efendim. Nasıl fiyatlar geçen hafta? Aynen. Daha yeni geldim, pazarı daha bilmiyorum. Ben ne istiyorum? Her şeyi almak ister de paramız yok. Daha yeni geldim. Nasıl efendim fiyatlar? Fiyatlar. Allah'a şükürler olsun, çok iyi. Al abim. Nasıl efendim fiyatlar? Çok pahalı. Geçen hafta gelmiş miydiniz pazara? Geçen hafta buraya gelmedim. Yukarıda bizim bir perşembe pazarımız var. Yine burası iyi de orada daha pahalıydı, biliyor musun? Pazarda fiyatlar nasıl? Normal. Geçen hafta buraya şimdi normal şu anda. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Neler aldınız efendim? Alıyorum ki elhamdülillah var her şey. Pazarda fiyatlar nasıl efendim? Pazar çok güzel. Daha bizim daha ilk olmadı. Para birse, milyar birse bulabilir mi? Tarlada bulamaz. Bir de var. Ama iki kiloyla gene bir kiloyla. Kolay iyi. Tahsiller gidip yatan pazarımız nasıl duruyor? Düz ayı da tam üç ayı gibi. Tahsiller gidiyor. Gaziantep ve Erzurum'un yöresel lezzetleri Nevşehir'li vatandaşlarıyla buluştu. Nevşehir Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi Otoparkı'nda kurulan standlarla yöresel lezzetler Nevşehir'li vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Yöresel ürünler, lezzet standları 9 Haziran'a kadar Gaziantep'in meşhur lezzetlerini Nevşehirlilere tanıtma imkanı sunacak. Efendim Antep'ten Nevşehir'e geldiniz. Kaç gün sürecek bu festival? Ayın 9'una kadar yurdayız efendim. Bugün geldik. Nevşehir halkı maşallah yiyor, beğendi. Antep'ten geldik. Alalım 5. alalım. Tüm Nevşehir halkının hepsini bekliyoruz. Bu lezzetlere gelsinler, yesinler. Aynen, karışık yaptırabiliyorsun. Aynen abi. Ne yapıyorsunuz şimdi? Ben şu anda kuzu şiş yapıyorum, Adana yapıyorum, Bursa yapıyorum. Yarın Şırdan çıkacak, mumbar çıkacak. Cartak kebabı çıkacak. Eli böğründe kebap çıkacak efendim. Peki ücretler ne kadar? Ücretler uygun, 150 dürümlerimiz. Peki sizin dürümlerin, kebaplarınızın farkı ne diğerlerine göre? Usta farkı. El lezzeti, Antep eti olması, Antep'ten gelmesi, ustaların Antepli olması. Yani birçok özelliğimiz var. Siz de hoş geldiniz. Biz Diyarbakır'dan geldik. Şu an standımızda peynirler var. Peynirlerimiz isimleri ne? Hangi peynirler var? Her çeşit peynirimiz var. Koyun sütü var, manda sütü var, keçi sütü var, inek keçi karışık var. Buyurun böyle tadına bakın. Size getirdik. Nevşehir'imize. Buyurun.
Evet, peki, şöyle örgümüzü açıyoruz. Farkı ne bu peynirlerin? Bu peynirlerin süt farkı var. Süt farkı var, yüre farkı var, lezzet farkı var. Bizim Diyarbakır'ın meşhur peyniri işte bu. Örgü peyniri. Örgü peyniri şu. Evet. Kilosu ne kadar peki? Şu anda kilosu 250 liraya satıyoruz. Herkes yesin diye. Parası yoldan 10 lira herkes yesin. Deniz olsun her yerde daha ortaya yapsın. Ama bu lezzet hiçbir yerde yok. Sadece Diyarbakır'da. Hele bak, hele bak, hele bak. Yem bir sene. Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.